İklim değişikliğinin etkisi büyük ama diğer taraftan ciddi bir nüfus artışı var. Yani dünyadaki nüfus artışına baktığımız zaman 8 milyar 8 milyar 9 10 milyara doğru yani gidecek. Bunun nereye gidecek. kadar gideceğini de şu anda tam e, bilemiyoruz ama ciddi bir nüfus artışı var. Özellikle sanayileşme, sanayi devriminden sonra e, yaşam şartlarının iyileşmesi, tedavi, tıbbi alandaki gelişmeler nüfus artışını ciddi e, arttırdı. E, ben hep şey örneğini veriyorum konuşmalarımda biz e, mikroorganizmaları suda tespit etmek isterken e, petri kabı dediğimiz böyle bir çay bardağı gibi bir şey kullanıyoruz. Çay tabağı bardak değil mi? De, tabağı. Yani bir cam tabak düşünün. Ufak bir tabak. İçerisine mikroorganizmaların yaşayabileceği bir ortam koyuyorsunuz. Her türlü yiyeceğini koyuyorsunuz. Sonra işte suysa, su havaysa oraya temas ettiriyorsunuz mikroorganizmaların mikro orada çoğalmasını takip ediyorsun. Normalde o kadar küçükler ki gözle göremiyorsunuz haliyle. Ama uygun şartlarda onu bekletirseniz uygun sıcaklıkta da orada koloniler oluşturmaya başlıyor. Yani nüfusu artıyor. Tek bir hücreden bir koloni oluşuyor. Yani milyonlarcası bir araya geldiğinde bir toplu iğnenin başı kadar bir şey oluşturuyor ve onu siz görmeye başlıyorsunuz. Onun da bir hücreden meydana geldiğini sayıyorsunuz ve böylece bir sayı çıkartıyorsunuz. Suda bu kadar mikroorganizma var, bir litresinde şu kadar var gibi. Şimdi ama o, o petri kabının bir hacmi var. Daha önce hiç gözle göremezken o kadar çoğalıyorlar ki o koloniler top, e, toplu yine başı e, büyüklüğünde olanlar o tabağın tamamını dolduruyorlar. Kendi atıklarıyla, kendi faaliyetleriyle artık orası yetmez oluyor. Dünya da şu anda insanlar için böyle bir noktaya geliyor. Dolayısıyla bu kaçırılmaz bir sonuç. Dünya nüfusu artmaya devam ettikçe kaynaklar daha da zor şey kısıtlı hale gelecek. Diğer bir sorun da yine aslında nüfusu destekleyen e, hızlı aşırı sanayileşme sanayi ve bir de e, yani tartışılır bir şekilde ama vahşi tarım uygulamaları. Yani endüstriyel tarım da aynı şekilde ciddi bir problem. Hem suyunun kirlenmesine sebep oluyor. Yani erişilebilir suyu azaltıyor. Hem diğer taraftan iklim değişikliğine çok ciddi bir olumsuz etkisi oluyor.